Bugün Antakya Kuzeytepe Mahallesi'ndeyiz. Yol kenarında bir teyzemizle şimdi röportaj yapacağız. Buyurun geçelim. Teyzemiz de kabul etti. Sağ olun. Depremin etkileri. Bakın her yeri yıkılmış. Kentte maalesef ilk günkü gibi durmakta maalesef kentte. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Nasılsın? Hoş geldin. İyisin. Teşekkür ederim. Anacığım, ismini öğrenebilir miyim? Mutia Koca Çin. Mutia. Benim de adım Ozan. Sağ ol. İzmir'den geldim, Batı'dan geldik. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir yıl geçti depremin üstünden anacığım. Evet. Gördüklerin, yaşadıkların. Daha orada yaşıyorum. Hadi gidelim oraya doğru. Haydi. Yeni yaptım, daha bir şey girmedim. Çamaşır makinesi çalıştırdım. Hepsi patladı. Suyu bak bir saat oldu çıkarıyorum. Yandı gitti. 15 milyar oldu. 15 milyar. Yemin ederim. 10 kiloluk. Gel. Arkada çadır mı var anneciğim? Konteyner mi var arkada? Çadır var. Kabul etmedim. Sakmaz beni. Aynen böyle bir çocuklarım. Bunu yaptır. Valla borçlanan. Allah'a bir şükür. Çocuklar yardım etti yine. Yardım edene çok teşekkür edene. Yatağım yoğlum burada. Burada kalıyorsunuz. Evet, burada. Bir de su hep akıyor böyle. Yağmur yağdı mı su basıyor. Vallahi her gün çıkarıyorum bak. Işık var mı teyze burada? Işık var. Bak burada kayalım bir şey. Bak buradayım daha bak. Burada banyo yapacağım. Ama mutfağı çıkardım, o dolabı koydum üstüne. Bugün çıkardım burada işte burada. Yemekleri burada mı yapıyorsun? Evet. Yemekleri burada yapıyorsun. Banyoyu da burada yapıyorum. Geçseniz oraya seni tutuyorsun. Çektik beni yaptık. Sen de geç içeri, geç geç. Geçerim. Buyur. Uzan abi, burada yaşamak nasıl bir gün gibi gör. İşte burada çamaşırlarını asmış teyzeciğim. Evet. Sebze yetiştiriyor. Burada fırınım, burada su ısıtıyorum. Banyomu burada yapıyorum. Burada kapatıyorum mikayla. Banyoyu burada yapıyorsun. Burada yapıyorum. Vallahi. Evet. Peki anacığım. Efendim oğlum. Şimdi batıda, kuzeyde, doğuda zannediyorlar ki herkese ev verildi. Yok, hayatımda bir şey almadım kimseden. Sağdan yardım eden iki kişi bir milyar gönderdiler. Anladım. Çocuklar Allah razı olsun, teşekkür ederim. Verene vermeyene. Oğlum valla borç çektim bu evi. Yani çocuklar borç aldı. Benim oğlum hasta. Kramp hasta. Almanya'da. Evet. Kızım kocası bir takmış kalbine. Oğlum bir dakika, karısı bırakıyorum mahkemede şimdi. Peki komşular ne halde anacığım? Hatay, Antakya ne durumda? Senin gözlemin nedir? Yardım yapılıyor mu istediği şehre? Yardım ettiler de. Bak. Erzak verdiler. Endise var. Evet. Verdiler her şey, Allah razı olsun. İnkar edemem. Su alıyorum. Ama oğlum ben para almadım hiç kimseden. Evet. Sağdan devlet bize 5 milyar Ziraat Bankası veriyor bize her ay. Evet. Başka bir şey yok. Bir şey yok başka. Yok. Siz burada duş alıyorsunuz, burada evet. Yemek yapıyorsunuz. Evet. Yan evet. Çadırda kalıyorsunuz. İşte burada, evet, bir yandan evet. Da kendi imkanlarınızla evet. Evinizi yaptırmaya çalışıyorsunuz. Yemin doğru mu? Ediyorum. O ev depremde doğru. Mi yıkıldı yandaki? Tabii ev? Evet. Depremde yıkıldı. 128 metrekare. Şimdi 100 metre yaptı. 500 milyar oldu. Milyar vallahi 500. Ya. Bir kuruş yok. Ne yapalım? Allah razı olsun. Geçelim. Bir yıl valla. Su buradan atıyor. Bir yıl geçti depremin üzerinden arkadaşlar. Bir yıl. Bak burada suyu atıyor. Bak oğlum. Ayakkabımı koymuşum. Bak hepsi su. İşte görsün herkes bak. Çadırın altında. Zor zor. Tabii zor. Yapalım. Anacığım.
Anacığım ellerinden öperim. Sağ ol, teşekkür ederim. Neye ihtiyacın var? 10 kişi öldü benim aylamda. Bacımın aylasından 10 kişi öldü. Hepsi gencecik. Vallahi hepsi gencecik. 50 yaşlarından öğretmen, öğretmen İngilizce kızım. Elektronik mühendisi, bir de otoelektrikçi oğlum, bir de 4 kişi her aile, hem 5 kişi öldüler, 10 kişi. Eniştemiz kızı 6 yaşında öldüler, 600 konutlardan. Bir de orada, çarşıda, 10 kişi bizim ailede öldü. Sana teşekkür ederim, ağlamakta. Kocam öldü, 4 ay oldu, bir şey vermedi, vallahi bir kuruş almadı. İşte Antakya, Hatay'ın durumu. Evet. Bir de diyorlar, ray verin, oy verin. Tamam veririz başım üstüne. Ama bize bakacaksınız. Diyor, eğer ray vermiyorsunuz bize, şey ne diyorlar? Oy vermezseniz bir şehzade yok. Böyle başbakan da söylememez der. Herkes evi yıkıldı, herkes öldü ama yazık. Böyle söylememek gerek başbakanımız. Evet. Onu milletten ararız, teşekkür ederiz. Erzak her şey gönderdi. Ama milletlere böyle söylemeyecekti. Biz veririz. Biz onun yani her insan istediğini biz veririz. Her şey. Evet. Ama yazık bize, halimize baksın. Buradan bütün yetkililer izliyor anacığım. Hatay, Antakyalı muhakkak vicdan sahibi insanlar çıkacaktır devletin içinde de yetkileriyle. Bir an önce Antakya'nın ayağa kaldırılması gerekiyor arkadaşlar. Antakya halkı zor durumda. Antakya sokaklarını zaman zaman gösteriyoruz zaten. Evet. Anacığım peki burada yeni TOKİ'ler yapılmış yukarıya. Onlar daha dağıtılmadı. Oğluma çıkmadı. Çıkmadı. Oğlum takip ediyor internette. Evet. Vermedi. Kendi parası öde. Bana borç aldı gönderdi. Vallahi bu evi yaptım. Ben de borç aldım 100 milyar dedim. Taksitle öderim. Evet. Dedi, tamam. Yani komşulardan aldım. Yabancı değil. Antakya'da mı doğmuştunuz anacığım? Evet. Antakya'ya doğum tarihi. 1960 doğumluyum. 63 yaşında. 64 maşallah anacığım. Anacığım ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Teşekkür ederim oğlum. Sağ ol. Buradan görsünler. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Bir komşunuz da burada çadırda yaşıyor. Evet. Çalışıyor. Bir yıl oldu. Yazık. Çok fakir. Orada bak yıkıldı oraya kadar. Evdi normalde burası. Yıkılınca evet. Çadıra geçti teyze de. Evet. Bir yıl oldu çadırda. Bir yıldır çadırda yaşıyor. Evet. Ya Yusuf. Yusuf. Lala barat. Aynı şey cüptelik. Bak oğlum buradan. Da oraya kadar 3 katlı binalar var. 3 katlı bina vardı. Evet, 2 daire var. Neneciğim nasılsın? İyi. Meylak şekil, ay atla. Sağ ol, sağ ol, teşekkür ederim. Nasılsın? Şeyle hal babu şeyin, bizi gayrı utla aylak şeyin, haydi. Aylak şeyin, hayyo şey. Ben de misai, size Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim oğlum. Bir sene geçti depremin üzerinden, Antakya'ya geldik. Hani. Ne durumdasınız? Nasılsınız? Çadırda kalıyorsunuz. Eyvallah, burada binanız çadır. Vardı. Efendim? Burada binanız mı vardı abi? Evet. 3. 3 katlı. Babamdan kalmaya var. Babamdan kaldı. Yıkılınca abi çadırı yaptınız. Oraya mı geçtiniz? Bakmayın orada oturun. Yıkılınca orada, evet buraya geldiler. Kardeşlerim oraya. Yağmur yağmasın size orada. Önemli değil anacığım. Önemli değil. Peki abi ne diyorsunuz şimdi, bir yıl geçti, yardımlar bayağı bir meyilli deniyor. Anneme hiçbir şey gelmedi. O göz şu anda kardeşimde yaşıyor. Gittiler, şeye gittiler, savcılığa gittiler, affete gittiler. Bir de kaymakallığa gittiler. Evet. Hepsine başvurdu, kimse anneme yardım etmiyor. Oraya gönderiyor, oraya gönderiyor evet. Sürekli. Bir... Eyvallah böyle evet. Oğlum, böyle oldu. Hiç yani anamın yaşı bir... kaçtı? Şu anda 79. 79 maşallah. Peki burada kalıyor, duş tutuyor. İşte burada mutfak, yok, tuvalet. Yok, bir şey yok hocam. Bizim yanımıza geliyor, benim aşağıya oraya gidiyor. Evet. Kardeşim yanına gidiyor. Yani şey, bundan başka bir şey yukarıya yok. TOKİ evleri yapmışlar, daha içinde oturan yok ama daha kimin alıp alacağı belli mi şu an? Vallahi çok insan diyor almayacağım. Neden? Diyor, borçlanacaklar mı? Daha borçlanacak. 2,5 milyon mu ödeyecek? Öyle bir şey. Bir 500 bin hibe var yok. Üzerine borç mu? Şey 700 bin lira 2,5 milyon oluyor. Arkadaşlar diyorlar işte TOKİ çıktı ama gitmeyeceğim. Benim gücüm yetmez bu kadar paraya. Peki o zaman
Başka şehirden bayağı çıkan var Antakya'dan. Vallahi onu bilmiyorum da ama arkadaşlar öyle dedi işte. Biz de Tokyo'da çıktı ama gücümüz yetmedi. Türkiye'de çok milyonlar da getirildi. Evet. Bizim gücümüz yok, işimiz yok, bizden de öyle diyorlar. Bu kadar da bilmiyorum işte. Zaten diyorsam almıyordum. 2,5 milyon çok büyük yardımlar yapıldı abi. Bizim beklentimiz vallahi, sizlerden para alınmadan geçilmesi. Valla bana hiçbir şey kimse bana getirmesin. Valla oğlum 4 kuruş almadım başka. Ne anneme ne bana hiçbir şey kimse getirmesin. Sizin ev durumunuz ne ben oldu iyi, abi? Benim evim iyi. Benim iyi olmadı sağlam. Alhamdülillah. Allah'a şükür. Ben zaten devletten hiçbir şey beklemiyorum. Ama annemin evi yıkıldı. Hiçbir yardımda bulmadılar. İsmi neydi anamızın? Fatma Elçi. Fatma Elçi. Tamam abicim. Saygılarımı sunuyorum. Var mıdır bir isteğiniz, bir arzunuz buradan seslenin? Teşekkürler Allah. Bu bizim devletimiz sağ olsun da böyle gariban insanlara iş yardım ediyor. Yani savcılığa gitti, mahkemeye gitti, bilmem afete gitti, kaymakamlığa gitti. Yani her tarafa gitti. Evet, biz sesinizi duyurmaya çalışacağız abi inşallah. Adınızı soyadınızı da aldım. Yusuf, ben şimdi sizin şeyinizi de alayım. Teşekkür ederim ben.